Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İslam dünyasında bir sürü düşünce şahsiyetleri gelmiş, ekoller kurmuş. Bazıları tekfir edilmiş, sonra kabul edilmiş. Usul bakımından usulü bilmeyince bir sürü şeyler çıkıyor. Ha, başta şunu söyleyeyim, Risale-i Nur dersi değildir. Tefekkür, Risale-i Nur okurken, tefekkür edilirken alınan notlardır. Buradaki gayem şu, uzun bir zamanla ömür verilerek Risale-i Nur okurken söyledikleri malum, söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Risale-i Nur'un söyledikleri, yani Kur'an da öyledir, Resulullah da öyledir. Zahir metin söylediğidir. Ama onun da söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Orası mubah sahadır. Mubah sahadır. Oradan zaten ulema fikir yürütüyor. Mesela oradan zaten 350 bin tefsir gelmiş. Vahiy sarih, vahiy zimni. Vahiy zimni var. Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an hakkında nasih ve mensuh, icaz demaları, nazm-ı mani olduğu gibi vesaire. Mesela ebced, tevafukat, sahaları çıktığı gibi yorumlama, Kur'an ve hadisi yorumladıkları gibi Risale-i Nur'un tabirlerinde yorumlanması gerekiyor. Çünkü camiül kelimdir. Bizim anladığımız gibi değildir. Mesela en sıradan olan bir kelime, dikkat kelimesi. Dikkat, yani ne olacak? İşte dikkat et. Dikkat de bazı. Ben onun üzerine biraz çalışmıştım. Mahkemat'ta şöyle geçiyor. Eşinin sana helal olabilmesi için nikah olması lazım. Nikah. Nikahın da iki şartı vardır. Bir, mehir. Bir de iki tane şahit. Değil mi? İşte Risale-i Nur'daki manalar da nazlanır. Hemen sana ram olmaz, teslim etmez. Mehrini vermedikçe, ustad da diyor ki bu manaların sana gelmesinin bedeli, mehri dikkattir. Dikkat latifedir. Aylarca belki haftalarca uğraşmışım, dikkat nedir diye. Adam mesela diyor ki, böyle Risale-i Nur'u izah etti mi hain. Ya Risale-i Nur'u methedip anlatmasam bile Risale-i Nur'u. Risale'yi çok okumuyorum, hiç alakam yok. Normal sokaktaki Müslüman, hain olur mu? İslam'ın haini olur mu? Risale'yi okumuyor. Şimdi size okumayana hain denilir mi? Ya adam arada bir de Risale-i Nur söylüyorsa, tamamen niye söylemiyorsun deyip de ona hain denilir mi? Beni de o cinsten sayacağım. Ben oradan burada bahsederken bazen Risale-i Nur'dan da bahsediyorum. Allah'a şükür işte. Şey üstad diyor ya, vazife olduğundan diyor, mevcut mesailin hakim değildir. Evet. Yani üstad Kur'an'dan istihraca esrar yapmış, biz de istihraca esrar yapıyoruz. Çünkü bazıları diyor ki izahın izah olur mu? Bilmiyor ki usulü, yani eski geleneklere bakmamış ki. Bir tefsirler var, ilmi kelam tefsirleri Kur'an'a. Yanlarına şerh yapılmış. İzahların izahları var yanlarında ya. Evet. Yanları dolu dolu. Celaleddin Suyuti'ni yapmışlar. Bir de o izahını yapmışlar. Kitabı öyle basmışlar ki ana metin, o ilk tefsir yapan ufak, onun kenarında ikinci izah yapan, onun da izahını yapan var. Mı yapan var? Evet. Ondan alıp da hepsini. Kitap yapan, evet. Harmanlayan var. Yani ayrı. Risale-i Nur, Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Şimdi böyle olmakla beraber bu mukavvetliliği yaptıktan sonra
Bu dersimiz Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur'dan istihracı esrardır. İstihraçlarımız. İstihraçta budur demiyoruz. İşine geliyorsa alırız. Bu toplantılarla burada maçtan konuşacağız. Yani Risale-i Nur'un dışında bir kaynak şeyler olmadığı için aslında bizim hani bize reddetmiyor aslında bakarsan. Bakalım ne çek limonlu olur mu? O kalsın. Şöyle düzelir birazdan. Şimdi bitti o konu. Bu izah yaptıktan sonra Risale-i Nur dersi değildir. Risale-i Nur dediklerinin dışında söylemek istediklerini zannettiğim şeylerdir. Bu dersteki gayem bu kampta bu şehrin adı neydi ya? Balıkesir Edirne kampımızın Güre. Şimdi bu o Cuma pazar günü Dima dersimizin dışında böyle arada size böyle bunları da yapacağım. Gayem şu. La ilahe'den bahsedip illallah deyip olumsuz duyarak böyle bir ekol var. Mesela var olanları eleştirerek bir ekol geliştirmiş. Yeni bir şey değil. Varları eleştiriyor. O, evet. Yani sağlam bir zemine oturtuyor. Ben buradaki takip ettiğim şu, la ilahe ile olumsuzlayarak nereye varmak istiyorum? Olumsuzlanamayacak yere gelebilmek, oraya dikkati çekmek. Olumsuzlayarak, yani giydiğim battaniyeleri çıkartarak, çıkar gömleğini, çıkar atletini, vücudunu çıkar, hissiyatını çıkar, fikriyatını çıkar. Latifenin çıkar. Öyle bir hale geleceksin ki çıkartacak bir şey bulamayacaksın. Ha? Peki. Kainat aynası ile kendini bilmek. Kainatı ayna yap. Onunla kendini bilmek. Çünkü insanın açılımıdır. İnsan kainatı sonradır, kainat insan ekberdir. Orada nasıl abi? Yani bu madde, evet. Yani bizim afaki tefekkürümüzü aslında enfüsü haline getirme. Enfüsü yani gelmek için ne kullanmışız Osman? Afaki değil mi? Evet. Ama belirli bir yere kadar gelince, bak 24. mektupta senin dersindi. Hı hı. Ustad diyor ki, sanattan sanatkara gitmeyin. Esma'nın iktizalarını meşgul oldum diyor. Bu bana tefekkür bir sene gitti diyor. Hatırlıyor musun? Evet. Peki. Sonra da etmeye başladım. Çiçekten mülevin ismine, eşyadan Allah'ın ispatına, bir de Esma'nın muktezalarıyla Cenab-ı Hakk'a gitmeye. Ustada bir sene kafi gelmiş. Bir sene. Sonra ülfet belasına düçar olmuş. 24. mektupta diyor ki, 24. mektupta geçiyor. Kur'an'a bile ülfetim oldu diyor. Bilatife mahiç. Kur'an'a ülfetin olursa Risale-i Nur'a olmaz. Ne oluyor hepimiz yaşadık. Hepimiz yaşıyoruz ki. Peki sorun onda mı bizde mi? Bizde. Adam yeni arayışlara girmiş. 22 defa külliyat okuduğu halde. Acaba enfusi tasavvufi bir şey bulabilir miyim diye arayışa girmiş. Sebebi ne? Biziz buna. Kolunu bacağını bağlamışız. Hayır dokunma demişiz. Ne anladın son? Ya ben 30 sene vakfaya 30 küsür sene vermişim. Tabii ki ben verdiğim zamanı içtimaiyette bulunan bir kardeşim veremez ki o zamanı. O kadar zaman veremez. Ona mı mahkum olacak yani? 10 dakika okumasındaki anlayışla mı gitsin ahirete? İstifademden istifade etsin. O nasıl ki dersen eletini yatırıyor, suyunu yatırıyor. Yani istifadesinden istifade ediliyor. Ümmet adına bu lambalar yanıyor. Ben de istifademi, istifadesini sunuyorum. Anlayışını artırmak istiyor. İsteyene tabii. Ben bunları oturup yazılmamış. Okurken İşte görüyorsun ki, bak o çıktı. Ondan sonra okuyorum. Dikkat kendimse haftalarca okuyorum. Ondan sonra anladığımı böyle. Bazen
anladığım bazen ne diri ne değildirle anlamaya çalışıyorum. Sonra yazıyorum, ben de size takdim ediyorum. Şimdi gelelim şeye. Şimdi o maddenin hani kainatla onu bir tam şey yaparsa. Kainat yani fazla girmeyelim. Girmek istemiyorum ben. Tamam. Çünkü çok var. Yani çok. Hep böyle güzel acayip şey var. Mesela beceremiyoruz da bu kısmı. Yani kainat aynasında yani bu enfüse taşıma onunla böyle hangi noktadan bağlayacağız? Bizle alakasını kurma. Yani hani ben de düşünüyorum kendi alemde tam her şeyle oturuyor mu? Yani hissederek mi oluyor? Mesela cüz-i nazarını cüziyetten kaldırıp küllüleşmek için. Yani şu yöntem var mı işte şahsiyet Muhammediye'deki işte veyahut da yani o. Evet o. Oradaki yani o mudur esas gideceğimiz yol? Yani onu ben istiyorum ben. Şu yolu kullanın demenizi bekliyorum. Yani şu. Şu dört tane şey aynıdır. Üç tane. Kainat, şeceri hilkat, Kur'an, insan. Üç aynıdır. Birbirinin içinde açılımlarıdır. Yani Allah bile beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı. Neyle tanıyacağım? Kainatlar anlamlandırılmaz gerekiyor. Anlamlanacaksın ki anlamlandırasın. Mevcudatla taşınman gerekiyor. Merkeze hakikat-ı Muhammedi, hakikat-ı Ahmediye koyacaksın. Şahsiyet-i Muhammediye koyacaksın. Kainat açılımı. Biz o Nur-u Muhammedi'nin temessülatıyız. Cilve Cemal Nakşi biz. Ondan sonra kainata böyle baktığın zaman sen sokaktaki içki içmiş. Gayrimeşru'da çalışan bir kadın, meyhane, cami imamı, İmam-ı Rabbani, İsa Aleyhisselam, en kesiften anlatıyorum. Meyhane, gayrimeşru çalışan kadın, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam. Böyle bakışın külli bakmak için hepsinden arkaya geçeceksin. Adeta tövbe tövbe anlamak için tefekkürü, küfür küfür değil. Allah burada bana dedi ki gel. Sen yaratılmadın daha, cebersin, dur yanında. Senin yaratılmana sen şahit ol. Seyret kendi açılımını. Allah canibinden, 168 mesleğinden şey işaret edeceğiz. Allah canibinden kudretin azameti altında sana giydirilen açılımlarla. Bak, kendi yaratılmana sen şahit ol. Varlığın arkasına gelir. Allah canibinden kudretin azameti altında. Yani külli bir nazar o zaman ne oluyor? Basit bir sokaktaki içen sarhoş, o benim. Gayrimeşru kadın, o benim. İsa, benim. Musa, benim. Adem, benim. Hepsi benim açılımlarım. Madem kainatın çekirdeği benim. Tamam mı? Onlar hepsi, mesela ben itseydim, nasıl olurdum? Bunun gibi. Yani kurumuş dalda, yaş dalda, kokuda, çekirdekte, yaprakta hep çekirdeğin dışa vuruşudur. Çekirdeğin dışa vuruşudur. Çekirdeğin. Yani merkezde insandır. Yani meyve ağacın sonudur ama meyvedeki çekirdek ağacın başıdır. O cihette bak. Bu sefer zahirde gitmek dönüp ağaca bakmaktır. Tamam mı? Ama enfüsü taşımak o çekirdek mesabesinde kökten ağaca bakmaktır. Çünkü o çekirdek bir cihette ağacın sonucudur, bir cihette ağacın başıdır. Böyle bir bak. Ben hulasa ki bir cümle. Mesela bugün arabada sana söyledim. Bunlar duymadı. Onları da söyleyeyim. Gerçi gelecek de. Dedim ki Adem var. Madum yani. Adem-i mutlak yoktur. Adem-i mutlak olsa düşünen kafa akıl olmaması gerekiyor. Bak Adem-i mutlak
Yoktur çünkü ustad karşısına şeyi koyuyor. İlmi muhiti koyuyor. İlmi mutezeli var diyor. İlmi mutezeli var diyor. Onun için ademi mutlak yoktur diyor. Ademi sıfa kaçamaz diyor. Ha, ademi mutlak olduğu zaman onun varlığını iddia eden aklın da olmaması gerekiyor. Çünkü ademi mutlakın ihatası senin içine alır, aklın da yok. Ademi mutlak varsa ilmi muhit yok. Sen de yoksun zaten. Tamam. Keşke bunlar kaçırmasaydın da, suyla meşgul olmasaydın da. Ama takıntıdır. Ama teşekkür ederim. Sana özel meşgul anlatırım şimdi. Allah razı olsun. Söz. Bu hoşuna gidecek yani. Bu fazla durmayalım cümlelere. Ama bazılarla duralım. Cevher olanlar, öz olanlar, sıfatlar görülmezler. Sıfatlar göremezler, bilemezler. Niye Allah gözükmez? Sorusunu da çoğaltırsınız. Çekirdekteki öz olanlar, cevher olanlar, evameli tekviniye, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Yani evameli tekviniye neydi? Evameli tekviniye yazmayacağım dedim ama. Çünkü burası... Evameli tekviniye... Bir, iki, üç, dört. İm, ihtiyaç, iştiyak, ihtiyaç, şey, incizap, incizap, meyil. Ezberlemen için. Nedir o? İyiyim. Tamam. Şimdi ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu nedir? Evamiri tekviniye. Şimdi diyor ki bu eşyanın dağıtmayın ya. Koy oraya. Bu nedir? Evamiri tekvinin içerisidir. Evamir tekviniye karpuz gibi düşünürseniz yarın bu çıkar. Tamam mı? Bu özdür. Özdür. Tamam mı? Şimdi diyor ki ağacın çekirdeğindeki bunu göremezsiniz. Ağacı bıçakla vurduğunuz zaman maddesini görürsünüz. O programdaki yazılım budur. Onu göremezsiniz. Niçin göremezsiniz? Sıfat olanlar özü göremezler. Özler de gözükmezler. Sorun gözükmeyen de değil, görmek isteyenlerin sorunudur. Yani Allah'ın görülmemesi gözükmediğinden değildir. Göremeyenlerin sorunudur. Allah şiddeti zorunda ortadadır. Gözükmez değil. Göremiyorum demektir. Sorun sendedir. Çekirdekteki program gibi. Diyor ki cevher olanlar, öz olanlar sıfatlar göremezler, bilemezler. Sen bunları avlarınla görürsün. Yani bunları yöntemle alırsın. Bir misal vereyim. Biraz önce lokantada mı söyledim size? Gafur nerede? Burada mı? Hı. Mesela insan hayvan kadar böyle düşük değildir. Sargan var, yılan gibi. Onu yakalamak için bir şey yöntemi anlatacağım. Lamba ile giderler. Olta falan olmaz. Gemide projektör tutarlar. Suyun üzerinde yüzerler sargan, yılan gibi. Kemiğin yapımında, kasların yapımında Allah sebep yaratmış onu. Çok kaliteli bir balıktır. Bir şey anlatmak için bu yöntemi anlatıyorum. Projektörü, eğer projektörü gördüğü zaman Sedat, o bayılıyor. Sen bayıldığını nasıl anlarsın? Karnı beyazdır. Suyun üzerine böyle teslim olur. Projektörü hiç oynatmazlar. Oynatmazlar, o gene kurşun gibi gider.
Projektil çöneltmezler, ondan sonra kepçeyle alınır. Bunu avlama yöntemi ışıktır. Palamut ise oltayı bırakırsın, motor izli gider, arkadan gelir kapar. Mezgit ise o kadar yerin dibindedir, suyun dibindedir. Buraya atsan buradadır, buradan buraya gelip tembellikten yemez. Yanına atacaksın. Tamam. Vesaire. Peki balığı avlamak için böyle farklı yöntem var da, insanları avlamak için, yani onları hakikate barıştırmak ve tanıştırmak için tek yöntem mi lazım? اَتْتُرُوكُ اِلَى اللّٰهِ بِعَدَدْ اَنْفَزِ الْخَلَائِقِ diyor. Mübalağa değil, belki nafıstır. Bak, yani hakikate gidecek yollar ne kadar çeşitlidir diyor. Mahlukatın nefesleri sayesinde, mübalağa değil, belki nafıstır. Görüyor musun? Onun için derslerde hamala çok derste dedi, benim ders şeklime, meşrebin uymaz yöntemime, bakışıma, onun için zorlama, gelme. Git böyle meşrebine uygun yere git ama. Anlatım, sunum şekli neredeyse ona git. Ben bunlarla bakışımızı artırmak, zenginleştirmek için malzeme yapmaya çalışıyorum. Ben kendime yazmışım bunu da. İsteyene de paylaşıyorum. Bak cevher olanlar, öz olanlar, olanları sıfatla göremezler. Sen bunları avlarınla görürsün. Göz basar, kulak semi sıfatını, ruh ruhla, akıl, bak akıl akılla eşyanın suretini gözle görür ve bilir ve fark edersin. Ruhu ruhla, aklı akılla, gözü gözle, semi semiyle, sesi onunla. Peki özü neyle göreceksin? Özünle. Aslı aslında. Öz olanlar tuz değil ya. Onun için öz olanlar, cevher olanlar, asıl olanlar sıfatlar gibi dışa olmadıkları için ama kendilerini sıfatlarla ifade ederler. Farkı konuşunca cemi gösteriyorsun. Dağdır, denizler ve ağaçlar fark alemi denilir. Furkan burası. Bunları konuşurken aslında Cem'i gösteriyorsun. Cem'i konuşurken de farkı gösteriyorsun. Yani karanlıksız, aydınlık, aydınlıksız, karanlık olmadığı gibi. Fark alemi, Cem alemini gösterir. Onun için konuşuyoruz. Mesela zahirden hakikaten, mülkle melekute. Yani bunu konuşurken, aslında farkı konuşurken Cem'e işaret ediyoruz. Aynı zamanda Cem'i tanımlıyor. Yani fark anlatırken cem bu değildir deriz. Yani mülk anlatırken öz değildir ha o bunun merkezi. Bunun gibi değildir deriz. Mülke, meleke malik olursun. Olsun ki, olursun ki bu da melektir. Mülk, meleke, melaike. İnsanda melekeler. Varlıkta mülk, şeceri hılkata melaike. Evet. Mülk de yani insanda meleke, meleke malikleri, malik olduklarımız. Ne de o? Huluklarımız, huylarımız. Huluklarımızın cemi ahlaktır. Huy, huluktur. Melek, malik, malik olduklarımız. Melekelerimiz. Bizde meleke, kainatta mülk, şeceri hilkatta melaike. Aynı şeyin hakikatlerinin değişimidir. Neyi düşünüyorsan ona bürünüyorsun. Her bir düşünme bir taayyündür. Her bir düşünce, düşünmek bir taayyündür. Ayan olmaktır. Vücuda çıkmaktır. Zenginliktir. Düşüncenin kendisini, buraya kaçırma, düşüncenin kendisini düşünürsen o ilim olur. Demin bir cümle geçti mi şimdi? Değil mi o? O geçti bitti. Ya o kadar öyle çok derin şey söylüyorsun, geçiyorsun zaten.
düşünüyorum öyleyse varım da bu hakikati mi idrak? Evet. Yoksa bu vardır benim için, bu kendisi için yoktur. Düşünüyorsam kendim için ben varım. Eğer düşünmüyorsam kendim için yokum. Başkası için ben varsam, var olsam ne olur? Düşünüyorsam varım diyebilmek için ne derler diye yaşamaman gerekiyor. Cümleyi bir daha alayım, bitireyim istersen. Neyi düşünüyorsan ona bürünürsün. Her bir düşünme bir taayyündür, ayan olmaktır, vücut sahasına çıkmaktır. Düşüncenin kendisini düşünürsen, ilim olur. Bu yönteme tefekkür denilir. Düşüncenin kendisini düşünmek ilimdir. Düşüncen ile düşünme ile eşyayı düşünürsen tefekkür olur. Düşünceni düşünürsen ilim olur. Düşüncen ile mülkü düşünürsen tefekkür olur. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünmek vardır. Tefekkür sanatkarı ile eşeğe bakmaktır. Düşünce ise kendisi ile eşi arasındaki ilişkidir. Mevcudatla mevcut eşyalar arasındakini düşünürse eşya eşeyle ya ilişki ya veya çelişkidir. Mesela göz, bak alacağım. Göz çiçeğe bakar ilişkidir, karanlık aydınlığa çelişkidir. Abi tefekkür iki ilim arasındaki bağ mıdır acaba? İki yani ilim arasındaki. Şunu dedi çok hoşuma gitmişti. Şimdi insan atıyorum çiçeğe bakarken çiçekteki ilmi çiçek ile çıkartıyor. Yani bir güç, bir zat oraya ilmini aktarıyor. Onun mahluku da onun aktardığı ilmi diğer taraftan çıkartıyor. Yani bu bağ kurmak, ilimle ilim arasındaki bağ kurmak. Yani iki tane ilim var. Evet, bak şimdi bu çiçek kabul et. Evet. Bu çiçeğe kendimle bakıyorum, bir ilişkim var, çelişkim var. Bu ilim, bu çiçeğe başka şeyle bakıyorum. Buradan bir şeyler çıkartıyorum. Buradan bu çiçeğe bakarak çıkarttığım ilim ile bu yok iken bunun yaratılmasında kullanılan ilme hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Ha, bu, bak iyi dinle burayı, kafirle Müslüman arasında. Çiçeğe bakıp, çiçek merkezli, çiçeği kaldırırsanız çiçekten elde edilen ilim de yok olur. Çünkü bu ilmin kaynağı budur. Çiçeğe bakıp buradan çıkartılan ilime, ilmi mülktür. Yani düşüncedir. Bu ilimdir. Bu kafirde, Müslümanda vardır bu. Bu bilgidir filan demişti bana. Evet, bilgi veya düşüncedir. Düşünmek ise deşmektir diyor. Evet, deşiyor. Deşiyor. Bu ilimle sanatkarın canibinden bakarsan, arkadan buna bakarsan, buradan değil, Allah'ın canibinden, kudretin azameti altından bakarsan, bu bakışın tefekkür olur. Evet, dolayısıyla iki ilmi birbirine bağlamış oluyorsun. Evet, sen bağlıyorsun. Evet, sen bağlıyorsun. Şeydin, ustad onun kalı mesleği de şey diyor, mesela fabrikada bir telefon ediyorum, 126'ya bağlar mısın diyorum. Ne diyorlar? Santral. Ustad öyle diyor. Hatta kayyumluk bahsine santraldır diyor insan için. 30. lemada. Dima da santral diyor. Santral diyor dima. Fiilin kökünde de fekke yefiku yani düğümü açmak manasına geliyor. Evet. Düşünde evet. Deşiyor, bir şey deşiyor ama bazen diyor başına dalam gelir diyor. O fiili yapıyor, hakla nazar geçirir diyor ama fek açarsa açtığı zaman mahiyeti görüyor. Evet. Allah. Neyi düşünüyorsanız ona bürünürsünüz. Çok acayip bir şey. Ve ilk ayağım düşünce hemen dima bağlayalım. Tasavvur değil mi aslında bu konu? Tasavvur. Oradan çıkarttım. Çalışıyorum ya. Tasavvur evet. Asana. Tasavvur olarak ifade etseniz daha bizim kulaklarımız öyle mi? Abi tasavvur. Asana. Düşünce ve tefekkür arasındaki farkı şöyle belirtebilir miyiz? Düşünce tasavvurla tasavvur ön planda olarak yapılan
eylemi, eylemden çıkan. Evet. Yani tasavvurun düşünmesiyle, yani tasavvur hakimiyetiyle evet. yapılan şey düşünce. Taakkül hakimiyetiyle yapılan da tefekkür oluyor. Evet. Desek harika. Tefekkür evet, zaten abi. Şeydi. Tasavvur ile taakkül arasında taakkülün ilk kapısıdır. Taakkülün kapısı. Evet. İlk kapısıdır. Hani şöyle bir arzah vardı ya Risale-i Nur'da 278 sözlerde. Tahayyül. Diyor ki ona tasavvur gelecekti. Tevehüm. Tevehüm. Bu aslında şunundur. Tasavvurun. Tasavvurun ilk kapısıdır. Aslında tahayyül ve tasavvur var. Sonra bundan sonra ne var? Taakkul var. Taakkul. 706 sözlerde ya. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Arada mı dediniz tevehüm? Ustad, tevehüm ve buraya da tefekkür koymuş. Onun için uzak yaptım. Bir ara bu ara mertebeleri ta yok, yok. Zaman derste kullandık bir kardeş diyordu demiştiniz. He. Sonradan da dediniz yok o oldu değil. Dediniz. Ara değil şimdi ona getireceğim. He. Orada 278'de gözüküyor. He. Yani sanki tahayyülden onlara da kardeşlerine de gönderme yapıyor. Vesvese Risalesi'ne. Evet 278 Vesvese Risalesi'ne. Tasavvur arasında tevehüm var, tevehüm yok. Tevehüm tasavvurun ilk kapısıdır. Biz çünkü vehmi tasavvura koymuştuk. Evet, evet. Mesela tefekkür tasavvur arasındaki bir verzahtır diyor bazı kardeş. Aile teslim ol, şey yaparım. Fikir tespitlerine saygı gösteriyorum. Yeter ki çalışsın. Fakat fakirin ve beraber çalışmalarımızdan çıkıyor ki tefekkür aklın ilk kapısıdır. Yaakülün, yaakülün, taakülün, efele tefekkürün gibi şeylerle. Suyu pehminden ve akılsızlığından dediği nokta bu yani değil mi? Akılsızlık, tefekkür, evet, yok. Akıl yok. İki sistem. Başka yok. Tefekkür yok, akıl yok. Tasavvurunu, aklını kullanıyor zannediyorum. Harikasın, harikasın doktor. Tasavvurundaki tasavvurunu taakkül zannediyor. Harika. Tefekkür yoksa taakkül yok zaten. İlk kapı budur. Harika bir şey oldu. Güzel fihim, oldu. Fihim vardı abi, sekin sözü. Suyudan, suyu teminden ve akılsızlığından evet, anlamıyor. Şunu yazmam lazım. Bazı insanlar, yani biz, tasavvurunu taakkul zannediyor. Taakkul diyor ki karışıyor diyor ya birbirine mültebis. Mültebise. Oysa demesi boşuna değil yani. Oysa taakkulun ilk kapısı tefekkürdür. Tefekkür aktifse, aktifliği nispetinde taakkuluna girmiş demektir. Tamam. Devam edelim. Hasan abi o tasavvuru hani düşünce ilk okuduğunuz cümle neydi? Düşünceniz şu dönüşürsünüz dediniz ya. Ne düşünüyorsanız ona bürünürsünüz. Tamam. Gelin de neyi düşünüyorsan ona bürünürsün. Peki, bunu şimdi dimağda düşünelim. Neyi tasavvur ediyorsan değil mi? Ha o. Ha yani tasavvur bizim daha ilk ikinci mertebe nasıl bu kadar büründürüyor bizi? Abi bir şey söyleyeyim mi Osman? Ne oldu hani bir sürü yer okuduk, tasdik var, iltizamlar, itikatlar, iman var. Ne oldu, nasıl bu kadar etkili oldu tasavvur? Acayip bir şey, tasavvur sırf değil, tahayyül de. En kesif ya dimağın iki mertebesi tahayyül ve tasavvur. Zaten korkmuştuk, korktuğumuz doğruydu. Çıkamazdık o, yani tahayyülde ilk önce tahayyül, sonra tasavvur, sonra taakkul, sonra biz tasdikten girdik. Nasıl? Göbekten girdik. Ama tahayyül daha hayal var,
hayal bizim dışımızda bir şey. Onu, onda aktiflik, faaliyet şeydir. Tahayyüldür. Hayal. Hayal alemini, alemi misal ile bizdeki hayali, bizim dışımızda çalışıyor ya. Bizim kontrolümüzde olan, yani hayali kontrol altına alan bizdeki sistem tahayyüldür. Tasavvurla ikisi bu insanın adeta dimağının temelini oluşturuyorlar. En kesif oldukları için en camidirler. Şu anda tahayyül okuyoruz. Tahayyül okurken dikkat ederseniz hayalle beraber götürüyorum. Sonra tasavvura geçeceğiz. Şimdi tasavvur bundandır ki şu tasavvur ilk önce tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. O kadar acayip olmuş ki düşünce, itikad ki zannedilmiş. En son bu zannedilmiş. Peki ona bürünme mevzusu itikad zannetmemizden mi kaynaklanıyor? Evet. Öyle gibi mi oluyor? Yok sıfı o değil. O da o dini noktada, ulvi şeylerde. Oysa mesela şöyle diyeyim. İyi değilim. Psikolojide kullanayım ki kullanılsın bu. İyi değilim. İyi olamazsın. Düşün, böyle düşünürsen. Mesela şöyle deneyim. Bugün havam çok iyi. Bugün hiçbir şey kendi moralimi bozmasına fırsat vermeyeceğim. Hakikaten çok iyi olacaksın. Şu anda söylerken bile ben mutlu oldum şu anda. Peki o mesela şimdi bir kızdığımız, kavga ettiğimiz bir anı tahayyül tasavvur ediyorum. İlk önce tahayyül ve tasavvur ettim ve ona büründüm. O günkü kızgın haletim, hepsi geri geldi bana. Onun hali düşünüyorum, tasavvur ediyorum. Dimağ nasıl çalıştı orada? Dimağ zehirliyor dimağı. Hani büründünüz ya, onu açıklamak için onu söylüyorum. He tabii. Ne oluyorsun? Artık her şeyden... Yani bizim orada tasdik, iltizam, itikad onlar çalıştı mı? Hayır, onlar çalışmıyor. Çalışmadı o zaman. Yok yok, o devre değil yani. Daha sonra tahayyül tasavvur böyle müstakil çalışan bir yer gibi oldu. Serbest bölge zaten. Şimdi burada... Yani direkt seni bir şeye sokabiliyor mevzu hani... Normalde benim itikad falan olması lazımdı. Sen o adamın yaptığına sanki yani tasavvuruna, duygularına giriyorsun. Onda falan o oluyorsun. Kendini kapıyorsun sanki. Yani hepsi bir... Bak! Tahayyül. Tasavvur. Ustak ona diyor ki serbesttirler diyor. Biz de bölge diyoruz. Buna 278'de serbesttirler. Serbesttirler. Hatta ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki teklif altına girmezler, mesuliyet altına da girmezler, giremezler. Evet. 75 lemalar. Tamam. İkisini de koyuyoruz. Sözde 278, lemalar 75. Burası taakkul. Bak şimdi. Burası tasdik. İzan. İltizam, itikad. Bu Müslüman yönü, malum. Evet. Müminlerin. Bu da kafirlerin. Burada da tasdik var. Tasdik var. İzan var. İltizam var. İtikat var. Batıl itikat yani. Batıl iman yok. Batıl itikat var. Şimdi bu buradan kalbe, vicdana atılıyor. Vicdanın yolu. Vicdana giriyor buradan. Adamın burada kalbe açılan yol olmadığı için kalıyor. Tasavvuru itikat oluyor kafirin. Şimdi bir geliyorum benim Müslümanıma. Bu çalışmadığı için neyi tasavvur ediyorsa itikat zannediyor. Şimdi buranın adı serbest bölge. Serbest bölge. Bölgeyi ben ekliyorum. Misalde serbesttirler diyor. Buraya iki kanaldan biri atılıyor. İki kanaldan biri atılıyor. Bir tanesi
yazmayacağım, uzun olur. Bir de şöyle yapayım. Şeytan, kafir cinler, erbal habiseler, mevadi şerireler, karşıtı melekler, Müslüman cinler, erbal aliyeler, mevadi aliyeler. Bu Adem'e çalışıyor, bu vücuda çalışıyor. İçerisini anlatmam lazım erbal habisin. Şeytan vesvese atar. Cinler vehim atar, düşünce bozukluğuna sebep olur. Erba habiseler ise itikat bozukluğunu atar. Videolar, müzikler, olumsuz düşünceler itikat bozukluklarından kaynaklanıyor. Mevadi şeriler de bidat fiillerden çıkıyor. Haram mekanlardan çıkıyor. Karşıda ise melekler o anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet. Vay, Cebrail'in işi bitmiyor. Cebrail'in işi bitmiyor. Yani Cebrail vahiy getirdi, ne oldu? Tak tak çıktı, şimdi oturuyor. Ayetlerle aktif. Çünkü vahiy var hala. Çünkü 5 tane vahiy var. Çocuğa vahiy etti Yusuf Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam anasına vahiy etti. 7 de. 7 miydi? 7 de. Şimdi melekler, Müslüman cinler doğru düşünceleri aktif eder. Erbaaliyeler ise doğru itikatlar, doğru seyirler, işte ilahilerdir veya videolar. Mevadaliyeler ise doğru eylemlerdir, bidat olmayan sünnetlerdir. Buraya veri yaptım abi, şimdi geliyorum konuma. Şu tasavvuru buraya attıktan sonra bu sistemi bilmeyen, Müslümanımdan bahsediyorum. Bu sistemi bilmeyen, tasavvurunda, düşüncesinde olan bir şey, iyi değilim, kötüyüm, herhalde bu bizi aldatıyor, kadın beni aldatıyor, kocam beni aldatıyor, düşünceleri eğer şunsuz düşünürse, yani bu düşünceler, adam diyor ki bana, ya anlamıyorum sizi diyor, bendeki düşünceler niye farklı bir şeyden olsun dedi, ben düşünüyorsam, ben istiyorsam, bende böyle bir haller oluyorsa benim bu diyor. Başka kim olabilir? Burada oysa melek var. Şeytan var. Ve melek var. O zaman buraya atılanların menfisi ise şu kaynaktan geliyor ki mesela ölüm korkusu, imansızlık korkusu, Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Ustad Kabri diyor ki zahirde gözüktüğü gibi dehşeti değildir. Kefen mefen görüyor. Tamam mı? Mokta görüyor. Oysa bu düşünceyi düşünce geldi, sana da bana geliyor. Gelmesine sen mani değilsin. Hemen kafanı kaldıracaksın, elimi yapalım, bu kadar ezber konuşmuyor. Diyeceksin ki, insanın istidadını bozan, iki, insanı yanlış yollara sevk eden ne varsa şuradan geliyor. 246 sözlerden söyledim. Bundan geldiğini nasıl tefrik edeceğiz? Şeytandan bir tanesini koyayım da, şeytan, melek. Nasıl anlayacağız? Sözde 246'da bir, insanın fıtratını bozan, iki, yanlış yollara sevk eden mevadi şerire, erva habisedir diyor. O da maddeye dönüşürse mevadi şerire, kanser erva habisedir, sonra mevadi şeririye döndü. O kütle şeklinde, gaz şeklindeydi. Mesela stres diyor, kanserin temelini demiyor mu Çinli tıp? Kanserin temelinde diyor şu anda çok çok azdır diyor maddelerden, işte şu bun yemekten. Çünkü benim annem kanserle zahide gitti. Ama üstüm bugünkü yemekleri yememiş. Doğayla büyümüş. Ama sıkıntısı çoktu. Sıkıntısı çoktu mesela. Şimdi buraya geldiği zaman bu soru için şey yaptım. Evet. Buraya bir düşüncen geldi. Ona büründün. Büründün. Buraya büründüm. Peki o oldu şu anda. Elin kolun bağlandı. Acaba öyle miydi ya? Acaba kalbim mi gidiyor? Hemen eğer seni yanlış yollara sevk ediyor. Eğer sistemini bozuyorsa bil ki buradan geliyor. Hemen dur ya, şöyle dur. Veya Allah Allah. İnşallah falan. Ben orada biz
tasdiğimiz veya izanımız falan çalışmadı yok, değil mi? Yok, yok çalışmadı. Tamam. Buradan ne yapar? Buradan süzülür. Ama bizi büründürdü ama. Büründürdü tabii. Bilmesen bu sistem büründürür. Abi dedik ya, tasavvurda düşünceler var. Neyi düşünürsek ona bürünürüz. O oluyorsun. Kafirde de bu sistem çalışıyor. Aynen. O inkarıyla birlikte inkara bürünüyor, Adem'de ilerliyor. Evet, zaten şey diyor, inandığı gibi muamele görecek diyor. Ha, orada aynı direkt idam, idamdan bahsediyor zaten. İtaat et gibi. Yani 246 sözde, 142 sözlerde 3 yıl kabre giriş. Şimdi burada peki nedir? Bil kardeşim, burası sütümüz kesildi. Limonu koy, kaynat, minci gibi olur. Torbaya koy, süzülsün. Şimdi torbaya koyduk, süzülüyor buradan. Süzülüyor buradan, süzülüyor. Taakkur bunları alıyor. İmbiklerinden geçiyor, veriyor tasdiye. Tasdiye verince ilim oluyor. İlim buradadır. Ama millet ilim şeyde zanneder. Akılda zanneder. Akılda zannediyoruz. Oysa tefekkürdür. Sonra işte intisal oluyor burada. Burada intisal olur. Burada iltizam şey olur. Burada aynı zamanda fikri iltizamdır. Bu da fiili bir iltizamdır. Burada itikattır. Bir tane şey söyleyelim orada. Soruyla sualin farkı. Ha, bunu konuştuk da. Mesela evet. Sual oraya bağlayacağız mı? Yapılanmak için. Ben sizden ilim almak için sual soruyorum. Yani sualin aslı yapılanmak. Ama soru beni ruhuma alıp bir yere fırlatan şey. Yani o diyor ya dalalet vadilerine atar diye. Soruda yapılanma niyeti yok. Seni yoldan çıkarma niyeti var. Sualde yapılanma. Mesela nasıl yapabiliriz diye size sorduğum zaman ben bunun adı sual yani. Ben sizden yapılanmak istiyorum. Ama abi siz öyle diyorsunuz ama burada baktığımız zaman böyle bir şey var. Bu nedir dediğim zaman mesela burada bir yapılanma yok. Bu soru oluyor. Hani beni fırlatacak bir taraf. Yani, dimağ olarak da şöyle deyince daha güzel oluyor abi. Eğer soru iseniz siz tahakküldesiniz ya da tasavvurdasınız. Bir tarafsınız. O kısımda sorduğunuz sorudur. Bir taraflık var. Eğer tasdikteyseniz sualdir, istemektir daha yukarısına gitmek için. Harika. Nerede geçiyor biliyor musun bu? 15. sözde istifam, istifam inkari. Bazı inkarcılara en güzel cevap soru sorarak cevap vermektir. Yani soru sorarak. Mesela bazılar soru sorar, inkarını ifade eder. İnkardır o soru. Mesela 16. sözün başında soru gibi gözükürken aslında tevhidin şey ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın ne olduğunu, nasıl bir zat olduğunu soru altında şey yapıyor. Peki şeytan da akla, tasavvura, hayale soru atıyor. Kendi sorusu gibi, şeyi gibi sahiplendiriyor onu. Evet, yani işte konumuz o. Zaten mesela diyor ki, ya diyor benim isteğim diyor. Şeytanın bir tuzağı neydi 13. lemada? Kendisine tabi olanın kendisini inkar ettirmek. Şimdi ben istiyorum. Şimdi bu dersleri bilmeyen, Risale'yi okumamış, lemaları 13. lemayı okumamış, insan hele 13. lemayı. Hani İmam Şafii Hazretleri demiş ya ona söyleniliyor. Kur'an değil, verası gelseydi, insanın istikameti için şu verası yeterdi. Allahu Alem, Allahu Alem, bütün kanaatimle ruhumla söylüyorum. 14 cilt kitap olmasa Risale-i Nur, sırf lemaların içerisindeki 13. lema olsaydı istikamet için yeterdi. Her şey, Besese'yi de demiyorum. 21. sözü de demiyorum. Besese'den gitti. Hayır, harika, istikamet. Çünkü şeytanı tanımlıyor. Yani şeytanın bendeki karşılıkları ve karşıtları. Onu bildiğim zaten sistemi istikamet konusu. Hasan abi, şimdi dima sisteminden konuşuyoruz ya. Dima'ya biz serbest bölgeyi adını koyduk, o belli. Üçe ayırsak bu bölgeleme sistemiyle, serbest bölge desek, ikincisine de tarafsız bölge desek. Burası zaten tarafsız. Tahakkur zaten evet. Tarafsız evet, bölge. Tarafsız zaten. Tarafsız bölge. Zaten ne diyor? Ustad demiş. Bir taraf. Diğeri de taraflı bölge. Burası yani taraflı. Tamamı taraflı bölge. Harika. Yani, ama tabii evet. Şeyin tarafsız bölge ve taraflı bölgenin şeydeki gibi, serbest bölgedeki gibi tanımlanması lazım. Hani serbest bölgeyi tanımlıyoruz ya, her şeyin, her mertebesinin olduğu diye. Tabii şeyi de, bölgeyi de doldurmamız gerekecek. Evet. Yani özellikleri nedir? Şurayı da şöyle. Evet, orayı da taraflı bölgeyi de özelliklerini evet.
Şuranın yeni bir de tekrar edeyim, onu diyor. Dört tane özelliği var şuranın. Bir, her derdin insanı kontrolde olmayan. İki, her şeyin her mertebesini bulunabileceği, her şeyin her yerde bulunabileceği. Dört, kafa, dimağını, iksir, kalbini mayalandıran bir sistemdir. Bu tanımlama gibi diğerlerini de tanımlama inşallah gelirse cevap. Üçlerini doldurabilirsek o zaman üç bölge deriz. Dimağ, hem daha böyle şu bir bölge, ona bölge diyoruz. Evet. Ha, evet. Üç bölge yani. Bir, iki, üç bölge. Evet. Serbest bölge. Soruyu gönderdik. Tarafsız bölge, taraflı bölge. Bakayım ne zaman ne cevap gelecek. Abi ben de şeyi soracağım da. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse diyor. Ederse ne olur abi? Ederse onunla amel edersin. Yani şu divandaki... Bunun alakası yok. Yok. Kalbin yakınında bulunan lümme-i şeytaniye vesveseyi attı. Şüpheden şüphe döner diyor. Yani kabul etmese şüpheden şüphe döner. Kabul etti mi bitti yani. Senin işin bitti ya. Zaten ne diyor? Zaten bitti. Yeis'e atar o zaman. Ne olur? Yeis'e atar. Kalp kabul ettiği anda kalp yeis yapar. Allah'tan ümidini keser. Alameti yeis'tir. O Müslümanlar onlardır ki hiç günah işlemezler. Kur'an'da demiyor öyle. O Müslümanlar ise yeis'e düşmezler. Kalp kabul ettiğine delil yeis'tir. Yeis de mani erkemaldır. Her birinden bir halet, her birinden bir ubudiyet çıkıyor. Burada hakikati salatla alakalı kullandığı üstad diyor da abi. Şu hakikati salattan manen, yukarıdan aşağı geliyor gibi sanki külden cüze. Manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine. Hı hı. Bir şu anı mazeret dahi büyük bir saadettir. Ve işte altta bu külle yukarıdan aşağı dikkatten iniyor. Hangi noktada mertebede ona mazhar olursa, yani onun ibadeti, biraz önce dedi ya, tasavvur ne kadar önemli bir şeymiş diye. Evet. Tasavvurun şey oldu. Sağlam, pek ciddiye almadığımız bir yer ha. Çok acayip bir zemin ya. Bugün insanların inim inlemesi, buhran geçirmesi, panik atak, depresyon, intihar etmesinin sebebi budur ya. Bugün bugün intiharın sebebi bunu bilmemek veya bilip de uygulamayı yapamamak. Mesela geldi dedim ya, mesela diyelim ki kendimi iyi hissetmiyorum veya beni aldatıyorsun veya iş yerindesin, evdesin, asabi oldum. Yani o anda böyle eğer serbest bölgedendir, şuradan işte bana şu anda mesaj sinyali gönderdi deyince ki Allah şey yapıyor, Kastamonu'da da o ayeti kullanıyor Cenab-ı Hak. Vel kazimine gayze ve la filanin nas. Nasıl olacak bu? O insanlar, o kamil müminler odur ki gazdan yutarlar, insanlar affederler. Öfkeler yutar, insanlar affederler. Nasıl yapacaksın? Bunu tanımlayabilirsen ya. Ama düşünebiliyor musunuz? Bakın, bende çıkan arzu, istekler benim demek. Nerede? Bende gözüküyor ama bu serserinindir. Film seyrederken yerine koyduğun gibi, hani siz bahsettiğiniz film içinde bir ben var, bir de dışarıda bir ben var demiştiniz. Devam et. Düşünceni düşünürsen ki bu yönteme tefekkür olur. Düşünceni düşünürsen tefekkürdür. Düşüncen ile düşünürsen, düşünceni düşünmüyorsun, düşünce ile elmayı düşünüyorsun, bu bilgidir, ilimdir. Düşünceni düşünürsen, bu şeydir, ilimdir. Ötekisi tefekkürdür. Yani kafirin de ilmi vardır ama tefekkürü yoktur. O düşünmek var onda. Bir şeyi anlayıp, fikredip, hissetmem için onun sürecine girmem lazım. Yoksa onu nasıl hissedersin ki? O süreci yaşarsan. Ne mesela, nasıl? Ha demek böyleymiş. Yani bir şeyi fikredip, hissedip, mahsedip, zevk etmen için o şeyin o duruma gelene kadar onu yaşaman gerekiyor. Mesela hani damdan düşen anlar ya, devam edeyim daha şey yapar. Yoksa bilirim anlamam ama. Bilim nesneler karşısında yöntemli bilgidir. Bir daha, bilim
fizik, matematikteki bilim, nesneler karşısında yöntemli bilgidir. O olursanız bu sefer bilemezsiniz. Mesela yani fizik bilimdir. Nedir o? Nesnelere karşı yöntemi vardır. Eğer nesne olursanız, bu da kalkar örnek vereyim, daha yanlış olacak. Eğer elma olmuşsa, elmayı araştırır bilirsen ama elma olmadıkça hissedemezsin. Elmayı araştırırsın, elmayı bilirsin. Mesela kediyi araştırırsın, kediyi. Acaba ne hayal ediyor ya, kedilerde hayal var mı? Düşünce var mı diye merak edersen, istiyor musun? Kedi şu anda ne istiyor? Ne hissediyor? Kediye bürüneceksin, o olacaksın, fenafil kedi olacaksın. Mesela şöyle diyeyim bizim, ya hırsız geldi evimize, yatak odamızda kasamız var veya cevher var. Bu bir anahtar var, o kasanın anahtarını nereye koyayım? Nasıl çözersin şunu? Ben hırsız olsam nereye koyardım? Oraya koyma. Nereye bakardım? Her nereye bakardım? Mesela bir tane yöntem söyleyeyim size. Poşete koy, en kıymetli cebinin evi terk ediyorsanız poşete koy, çöp tenekesini at. Hiçbir hırsız çöp tenekesine bakmaz. Gelip birisi çöpe atabilir onları. Çünkü böyle bir şey oldu da ondan. Anlatsam biraz uzun çıkar ama çok gülersiniz. Tamam mı? Şalvar şeyine. Yok baklavayı. Dedi ki nereye saklarsan sakla dedi bir tanesi. Evde beraber kalıyorlar. Talebeler 4-5 kişi. Ben onu bulurum dedi. Ondan sonra dedi ki nereye? Bulurum, bulamazsın dedi. Baklavayı. Baklavayı. Hem de yenecek şeyi. Bulamazsın, bulursun. Gitti poşete sarmış. Neyse, ara. Adam arıyor saatlerce. Mutfağında tek hepsini indiriyor rafa. Her şeyi buzdolabı. Sonra da teslim oluyor. Bulamadım diyor. Nerede dedi? Çöpü açtım. Ver baklavayı. Poşete tabağı, poşete koymuş. Poşete gitti çöpün içine attı. Üzerine de bir sürü çöp attı. Çöp tenekesinin içinde. Tamam. Ben oraya atmazdım. Demek ki o da atmaz diye bakmamış. Şimdi vesaire. Şimdi bir şey anlatacağım burada. Eğer kedi neler hissediyor hissetmen için kedi olman lazım. Kedi olursan bu sefer sen olmuyorsun. Burada bir şey olacak, sıkıntı olacak. Bir şey anlatmak için mesela elmayı araştır bilirsin ama elma olmadıkça elmayı bilmek değil, hissedemezsin. Eğer elma olmuşsa bu sefer de elma olduğun için bilemezsin. Çünkü sen değilsin. Çünkü elmanın dışında değil, elmasınız artık. Yani eşyada da öyle. Mesela bir şey fena olduğun zaman, anladınız mı? Burada bir... Yani orada ben şunu anlattım. O zaman bilim, sen ve ben bir şey kalmayınca bilim kalkıyor ortadan aslında. Ne oluyor biliyor musun? Diyorsunuz gibi. Şu andaki adam fenafil ampul olmuş. Fenafil bilmem hücre olmuş. Adam yaşamış gitmiş. Sırf bu. Şimdi kendisini kanser hücresi yerine koyuyor bilim adamı. Ben kanser hücresi olsam nasıl ürerim? Bilim adamı. O yolu takip ederek kanser hücresine gitmeye çalışıyorlar. Yani çünkü mantıksız bir yolu yok. Mantık yolu kullanıyor. O da bir acayip bir mahluk. Erva habise. Adam şimdi fenafil bu hücre olmuş. Ömrünü vermiş. Ama kendisi yok olmuş. Kanser hücresi olmuş. Öyle düşünüyor. Buradan bakarsan yöntemin var. Olmadığın için onu hissedemezsin. Onu bilirsin. Peki bak bir daha, eğer buradan bakarsan onu hissedemezsin, bilirsin, o olursan sen yok oluyorsun. Tek bir yolu var, ancak onun sanatkarıyla bakabilirsen ikisini de cem edersin.
Abi iman ne demek oluyor hocam abi ya? İman sizi kim yapıyor abi hocam? İman, iman bazı mesela kişiler var. Arkadaş ne demek biliyor musun? Argada, arkada taş demektir. Yüktür. Dostu değil. Şimdi bazıları seni sen eder, bazıları seni de senden eder. Şimdi iman, evet, her neyse. Hissettiğimi hissetmişsinizdir. Muhatab-ı ilahi. Aranızda artık hiçbir şey kalmamıştır. İman, iman arasında ne Kur'an var ne peygamber var. Hiç kimse yok artık. Onlar oraya gelmek içindir. Sırrı iman mı oldu abi bu? Evet, sırrı imandan mı? Rabbi halil ve dost yapar. Seni diyor zaten halil ve dost yapar. Bismillahirrahmanirrahim de. Yani Kur'an ve peygamber bu bağı kurmak içindi. Bu sırrı iman mı desek yoksa iman kalkıyor dediğiniz kısım mı bu şu an? İmansız. İman da kalkar dediğiniz kısım. O artık şeyde, fena fillah'ta iman kalkar. Yani artık şey kalmamış. Yani beşeriyeti yok ki. Mesela bazıları itiraz ediyor. Ne diyorsun ya? Eğer bir meratip var ki insanda, orada ona secde etmek, Allah'a secde etmektir. Ona değil. Mesela Allah kendisinden başka kimseye secde ettirir mi? Ama Adem'e secde et dedi. Hepsi secde etti, birisi etmedi. Peki Adem, şu Adem beşer miydi? O anda beşer değildi. Kürste değildi. Neydi o? O secde et dediği şey Esma-i Hüsna'ların bütünlüğüydü. Tamam mı? Orada beşeriyet yok ki. Ya olur mu? Sen de toprağa secde ediyorsun. Allah'a mı? Şimdi toprağa mı secde ettin yani? Allah'a ediyoruz ama burada ifade ediyoruz bunu. Toprak bütünlüğü, toprak zemin. Toprak. Çünkü niye? Beşeriyeti yok ki. Toprağa beşeriyeti koy, şirk olur. Tamam mı? Mesela toprağa hiçbir tanımlanmamıştır. Ama heykel tanımlanmıştır. Aynen. Onun gibi ya. Şimdi Peygamberimiz Miraç'ta görüşmesi iman değil. Değil. Değil mi? İmanı bitti yani. Bitti. Artık görüştü çünkü. Çünkü iman gaybı atar. Gayb bitti. Ne olacak peki? Sır imana geldi. Peki sır iman da bitti. İmkan ve vücub ortasında. O zaman kalb-ı kavseyni imanın bittiği yer mi diyeceğiz? İmanın bittiği değil de yanlış anlaşılır. Ama seni bilemedim diyor. Yani hala o var ama onu da öyle de demiştiniz bir ara. Hmm. Bitmez o ne yani hep marifetimizin harcında devamlı şeydir. Devamlı hala var. Yani mesela öyle bir hale gelmiş ki bu da var bu da var diye zorlanıyorum. Yani. Gelane demiş ki zatım ne kadar yücedir. Şahsımı tenzih ve tesbih eder. Yani denilir mi o şeyce? Çünkü fena fille olmuş. Gitmiş. Yani elbise çıkartmış. Paltı çıkar. Terakki etmiş, gömleği de çıkar, terakki etmiş, terakki etti, atlet, ne giymişsin, çıkar, bedeni de çıkar, çıkar hissiyatlarını, çıkar fikriyatını, aklını da çıkar, benim ruhum derken ruhu da bırak, ben olan ben, mecbur girince, daha dönmedi, orada söyleyince, kim var ki, beşeriyeti mi var ki şirk olsun, hepsini çıkarttı, şanım ne yücedir, Nur-u Muhammed'in hulasası, ne beşeriyeti var, ne ruh var. Hiçbir şey yok. Cebel bile yok yani. Ama sonra Beka Billah oku buldu. Sözünü tahsiye etti. Artık sanki hızımı aldım, ısındım gibi devreye girebilir miyim? Allah aşkına. Geç kaldım. Biraz hızımı aldım gibi ya. Şimdi sizin anlattığınız bir şey vardı ya Hasan abi. Hani sizin köyde yaptıkları şey. Şişenin içine o yere koyup orada evet. Büyüttükleri. Değil mi Hasan abi? Hı. Şimdi benim ruhum şimdi aslında doğrusunu isterseniz siz bana baktığınız zaman beni görmüyorsunuz abi. Belki biraz iyi bakarsanız melek olduğumu görürsünüz. Gördüğünüz melek olur yani. Hayır. Ama beni gene görmüyorsunuz. Belki sizin ilk o sorulan soruya Allah'ın zatını bilmek, görmek, anlamak. Biz seni hiç görmedik ki. Yani beni görmüyorsunuz sana, tamam mı? Yani bunlar bütünüyle
meleklerin oluşturduğu zerreleri bir araya gelmesiyle melek oluyor. Değil mi Hasan abi? Melekelerim, melekelerim. Mülk, onun temsilcisi melaike. Melaike. Melaikelere iman ne işe yarar anlatmak istedim de girmek istemedim. Şimdi. Bu üçü bir oluyor. Yani melaikelere iman, melekelerini anlamlandırmak demektir. Melaikeler imana niye girmiş? Yani ruhsal yapının zemini olan melekelerini anlamaktır. Değilse bize ne melaike? Şimdi abi, bakın. Şimdi eğer buna şu gördüğünüze ben dersem, görüyorsunuz ki buna ben diyorum, ruh salatalık gibi bu ben dediğimin içinde şekil alıyor. Artık ruh bu oluyor. Tamam mı? Şekil, evet, o şekil alıyor. Doğru. Şekil alıyor. Eğer bedene ben dersen... Az önce evet. Hıyar demiştin, niye evet. Saptalık dedin? Sonra... Ha, biraz yumuşak oldu ben deyince. Fakat Hasan abi, o kadar enteresan. Şimdi aslında biz meleğin, Adem'e secdesi, meleğe Adem'in Esma'yı öğretmesi gibi anlıyorum. Esma'yı talim ettiriyorum. Kendi şahit oluyor Hasan abi. Melek de benim namaz kılmamla, şu bedenin eğilmesi kalkmasıyla melek bunu öğreniyor Hasan abi. Tamam mı? Yani bu beden, şu bütünlük salatalığı içeri kurup büyüttüğünüz zaman şişenin şeklini alıyor ama eğer o şişeye güçlü bir vakum uygularsanız şişeyi içine çekiyor Hasan abi. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim? O zaman meleğe Esma'yı talim ettirmiş ve Adem'e secde ettirmiş oluyorsunuz. Evet. İfade edebildim mi kendimi bilmiyorum ama. Evet. Benim anladığım... Ben ikna olmadığım için çok tekrar ediyorum. Mesela bazı şeyleri niye tekrar ediyorum serbest yönetmene? Çok istisnadır. Yenileri anlatmak. El Müslümanın istifade etsin. Bu konuda bazı şeyler var ki niye ben bazı şeyleri kendim tekrar ediyorum? Mesela Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Çünkü ben daha tam ikna olmamışım. Yani fikri, ilmi ve hissi ve latife mertebelerimin uyanması adına çok tekrar ediyorum da onda. Uyanmaları için. Uçağı havada tutmak için yapıyorsunuz abi siz. Evet. Yani irtifayı korumak için. Evet. Uçak kalktı yetmiyor. İrtifayı tutman için. Başka, tabiatta doğadaki seslerin bütünlüğüne, ahengine bakar mısın? Allah aşkına. Mesela yağmurun şırıltısı, denizin dalgası, kavak yapraklarının rüzgardaki sesi, kuşların çıvıldamaçları, köpeklerin ötmesi mesela bağırması. Bu kainattaki bir ahenge bakar mısınız? Nasıl bir senfoni? O senfoni orkestra grubunun ahenk gözlüğüyle kainat, üstad şöyle diyor, bir yerde söyledim, yani kainattaki şu müziğe bakın dedin. Ya nasıl müzik diyor? Üstad kainata ulvi bir musikidir diyor. İman nuru işitir eskar ve tesbihleri. Aktif olan seslerin ve duran olan benim duymadığım sesleri düşün. Mesela bu ses var mıydı? Yoktu. Şimdi çıktı. Peki var mı şimdi? Yok. Bu ses elime benziyor mu? Yok. Tahtaya benziyor mu? Yok. Aslında fiziğin söylediğini söylemeyeceğim. Fizik diyor ki ses yok. Titreşim var. Sen öyle şey yapıyorsun. Ha? Şimdi fakat ortada bir ses var hepimizce. Bu ses önce var mıydı? Şimdi var mı? Önce yoktu, şimdi de yok. Bu peki ele de benzemiyor, taşa, buna da benzemiyor. Sanki yokluktan çıkmış. O anda bir kudret oraya taluk etti sizin ihtiyarınıza binaen. Yani siz oradaki seçme şeyiniz, vurma şeyiniz ilmi vücuttaki aslında hiç ne onunla ne ondan bağımsız bir vücut mertebesi vücut ortaya çıktı. Yani oradaki sizin ihtiyarınız, vurma sebep ihtiyarınız, irade, kudret
ve ilmi beraberinde vücuda çıkarttı. O sistemi aktif ettiniz. Yani ama bununla şunu demek istiyorum. Nerede, neredeydi bu? Nerede şimdi? Yani biz böyle sesleri çok basit zannediyoruz. Köpeğin sesi. Allah nereden hatırına geldi? Tabi tahayyülü küfür küfür değil. Yani kedinin miyavlaması, kuşların ötmesi, denizin dalgaları, havanın demdemeleri, yağmurun demdemeleri, rüzgarın uğuları, benim konuşmam, kimlik olmuş, esnetik melvan, senin konuşman, ulu çağına gelmeden önce sesi, çocuğun, ulu çağından sonraki sesi. Ha? O muhtelif seslere bir orkestra şefi olup... Evet, orkestra şefi gibi onu yöneteceksin. Kendi... Ne demek biliyor musun? Kendi basit hareket biliyorum ha. Şöyle bir basit biliyorum ha. Şu ne demek biliyor musun? Şu hareket. Kendi hususunu ta en sondaki sazcının öteki taraftaki zurnanın, öteki tarafın defin... Bu eğer sazın teli gevşemişse bile bu adam hepsini anlıyor. Şöyle dikkatli bakıyor. Yani teli yavaş mı vuruyor, sert mi vuruyor, tel yumuşak mı, sert mi? Bu adam aynı zamanda kaç tane alet varsa duyuyor. Sesten maksat da kelam mı abi? Muhataplık, karşılıklı. Ses kelam zaten ya. İlle kelam da sestir ya. Yani burada başka bir şey anlatıyorum. Şimdi bir orkestra şefi 10 tane aleti tek tek dinliyormuş biliyor musunuz? O anda. O anda komut veriyor. Sen şuradan şöyle bu kadar tel şeye vur. Burada daha vurma. Burada yavaş yap. En köşedeki ortadaki ile farklı farklı cihazların önce mi kalıyor, sonraya mı kalıyor, sert mi vuruyor, sazının, telinin şey olduğunu hatta ilk önce eğitim yaparken anlamıyorsa sopayı fırlatıyor. Sazının diyor telini çabuk sık ama çalan duymuyor. Niye, ne anlatmaya çalışıyorum? Sen de kainat senfoni orkestrasının şefisin. Kendi hususi dünyamızın şefisin. Sen hey akıl, kalp, ruh, tamam mı? Hissiyat, latife, telini gevşetme. Sen önce vurma sonra sert vurma tele. Öyle öfleme. Esnek ol. Ortaya çıkan müzik de vücut mudur abi? Vücuttur. Mevcutları üret, mevcutları vücuda çevirme. Evet tamam. Duymadığın sesler bunlar adımları vücuda çıkıyor. Yani şeyden bir şey demiştik ya, bunlar mevcuttur. Vücut sahibi değil, vücuda dönüştürüyor. Vücuda dönüştürüyor. Konuştuğumuz şeyde. Eşyadaki asfalt birer saati vücuttur, ben de varım derler. Evet. Ey kainat kardeşler diye. Evet. Duymadığın sesleri düşün. Yani duymadığın sesleri az önce söylediklerimiz vicdan işte. Evet, mesela şu duymadığın şeyler, o kadar sesler var ki. Vicdan, kalp, sır, hafif, tamam. Böyle sana bakarken gafuru da, böyle Emre'nin de çalmasını duymam gerekiyor. Basit zannediyor. Size bir şey söyleyeyim. Çok ilgimi çekmişti. Bu işte uzman birisi arkadaş söyledi. Bu uzman. Böyle harika bir müzik ortaya çıkmış onlara göre. Helal olsun lan sazcılar, dümbelekçiler, bilmem piyanocular demediler. Helal olsun şu şefe. Lan bu mu çaldı? Hiç çalmadı. Hiç çalmadı ki. Hiç olmadı. Ben o bütünlüğün şerefini bu alıyor. Bravo. Oysa saz. Mis, ey sazcı, ey dümbelekçi, harikasınız siz bu akşam. İyi. Şefe diyor. Saz olarak kalsa şef ona görmezse ne çıkacak? Taşın tahtaya, demire veya taşa sürtmesinden ortaya çıkan farklı farklı seslerin cisimlere benzemeyen yönleri
ama yoktu. Hiçlikten de hiç değil vesaire. Yoktu. Birbirine vurdum. O ses, o iki cisme benzemeyen ortaya çıktı. Ses çıktığı yere benzemiyor. Biz daha öncesi olduğundan hafızamızla bu ses ta sesi diyoruz. Mesela neydi verdim? Abi tahtaya vurdun. Ama ilk defa bebek duysa tahtaya vurdun der mi? Daha önce bu iki sanası ne kadar zaman geçti diyorum. Bilmiyorum ne kadar geçmiştir. Bilmiyorum. Oysa bir şey yok. Bu ikisi yok ki. Nerede? Burada var. Yok ya. Dünya hayatı böyledir. Realitede yoktur. Yaşanmış, olmuş olmuştur, olmamış olmamıştır. Şimdi akla sorduğumuz için akıl biliyor. 1,5 saniye diyor. Ve sorsa nasıl ya? Fark mı var arasında mı diyecek? İlk defa duymuş olsaydık hiç ihtimal vermezdik ki katı cisimlerden var olup yok olan ses çıksın. Buradan ses çıkacağını ilk defa hiç görmeyen bir çocuk buradan sesin çıkacağını kim derdi? Onun ses olduğunu fark eden o sesi de anlar değil mi abi? Evet. O zaman anlar. Hiç ihtimal vermezdik ki katı cisimden var olup bu var yok olan ses çıktı. Ses adeta eşyaların kimlikleridir. Düşüncelerinden, hissiyatlarından, meyillerinden vesaire sistemlerinden farklı farklı haletlerin ifadesi olan seslerini düşün. Bak bir daha. Bir daha düşünün bakar mısın? Düşüncelerinden, hissiyatlarından, meyillerinden vesaire sistemlerinden farklı farklı haletler var. Onların ifadesi olan sesleri düşün. Haletler de sestir. Duyan duyuyor. Ağlarken mutluyken, mutluyken ağlarken, mutsuz iken ağlarken, hiddetliyken, öfkeliyken, imanlıyken, imansız iken çıkan ses tonlarına bakar mısın? Mesela asabisin, yumuşaksın. İmanın çok böyle tazelendi yani böyle bir dersten imanın tazelendi. İmanın tehlikeye girdi böyle. İnsanın ses tonu farklıdır. Çünkü insan farklılaşıyor. Anlıyor musun? Bak sesi tonlama değişiyor. Sesin titriyor. Anlıyor musun? Mesela sözleri kalkıyor, çok iyi biliyor, her şeyi unutuyor. Konuşamıyor. Bak sesin kendisi değil, ifadesi bile altyapıya bağlı. Bir daha. Ağlarken, mutluyken, mutluyken ağlarken, mutsuz iken ağlarken, yani iki türlü ağlama var. Tekeleme yapmıyorum. Mutlusun ağlıyorsun. Üzülüyorsun ağlıyorsun. Bu ağlama da farklı. Mutluyken ağlamakla, sıkıntıyla iken ağlamak, ağlamak farklı. Ağlam. Zıttıyla gidersek pek neyse bozmak istemiyorum ama merak ettim abi. Zıttıyla gidersek sessizlik Kur'an'daki hurufu mukatta gibi abi. En büyük ses sessizliktir. Çünkü her şey olabilirken bir şey olmamıştır. Sessizlik her şey olabilme ihtimallerini cem etmiş. Ama biz sese dönüşmüşse her şeyken bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Hurufu mukatta budur. Hmm. Sesli hiçbir sesi şey yoktur. Evet. Belirlenişi yoktur. Sesin olması için hava hali, hava olmasını aradım. Nefesi Rahman üflenmesi var ya abi. Ses hava olmazsa nefesi sessizliğin sesinde hiçbir şey yokken o vardı. Sessizliğin sesi. Evet, sessizliğin sesi. Evet, o da ilginç. İmanlıyken, imansız iken çıkan ses tonlarına bakmaz mısınız? Hatta hasta mısın? Sesin bana garip geldi gibi gündelik hayatta malzemelerimiz, kadın sesi, çocuk sesi, olgun sesi, alim sesi, cahil sesi düşün. Hatta bulu çağı öncesi sonrası sesleri düşün, düşün de düşün. Düşün de düşün. Mesnevi Nuriye'yi okursan bulman gerekeni bulursun. Bak. Mesnevi Nuriye'yi okursan
bulman gerekenleri aradığını bulursun. Bulman gereken. Kimi bulman gerektiğini bulursun. Kimi bulacağını öğrenirsen, onu bulamazsan var olamazsın. Cümleyi bitireyim. Kimi bulmazsan, bulamazsan var olamazsın. Kim mi bulamazsan, kim mi bulamazsan var olamazsın. Sevgiye ait kitapları okursun, bilirsin sevgiyi. Fakat sevmesen, sevilmesen var olamazsın. Sevgiyi bilirsin. Ama o bilgidir. O değildir. Abi kimi bulamazsın, ne kadar mühim bir şey aslında. Acayip bir şey. Ben gibi bir şey. Acayip bir şey hakikaten ya. Bir daha şu devam edeyim, dur. Sevgiye ait kitapları okursan o anda kalite yazdım, cümle kuruluşuna bakma. Ben de zaten anlamıyorum. İyi yalnız değiliz. Evet, sevgiye ait kitapları okursan bilirsin, fakat sevmesen, sevilmesen var olamazsın. Nasıl ki iman hakkında ciltler dolusu kitap yazılmış ve okumuşsun. Eğer o zevki yaşamamışsan, iman zevkini, var olamamışsın demektir. Onu bulmuşsun ama var olamamışsın o zaman. Onu bulmuşsun, yani taklidi iman, ama var olamamışsın. Mesnevi okursan bulman gerekeni bulursun. Niye mesnevi dediniz ben onu? Çünkü tevhidle alakalıdır. İmani. Ben şöyle bekledim. Mesnevi'de böyle bulursun, sözlerde bilmem diyeceksiniz diye bekliyordum. Evet, çekirdeği manası belki tanesi. Bir de okuyayım mı? Bir de bakın şu şey. Ve devam ediyordu. Bitireyim o zaman. Hı. İlim, bu manada ilim, mesnevi bilmek, bak, ilim mesnevidekileri bilmektir. O mesnevidekilerle onu buldun, ama onunla kendini tanımlarsan irfanı bulursun. Bir daha. İlim bu manada mesnevi bilmek. Mesnevi sanki örnek elinizde o mu vardı öyle ya? Evet, öyle mesnevi ya. Yani neyse bir özelliği, mesnevi diye bir şey yok, var mı? Tefekkür edince elimde mesnevi var. Ha, öyle anlayalım. Sen bir şey dolayı mı? Fidanlığında. Fidanlıktan ağaca geç gibi diyeceksiniz diye umuyordum. Yok. Yani kafam oraya gitti. Bir daha, ilim bu manada mesnevi bilmek, irfan ise ilim ile kendini bilmek. Mesnevi ile onu bilmek, onunla kendini bilmek. Mesnevi ile onu bilmek ilimdir, onunla kendini bilmek irfandır. Böyle. Kendine tutturuyorsun. İrfan tefekkürün ardı. Bir daha. İlim bu manada mesnevi bilmek. Bak, ilim bu manada mesnevi ile onu bilmek. İrfan ise o mesnevi ile onu bilmekteki o ilim vardı ya. Mesnevi ile onu bilmeye ilim. Onun canibinden, Allah canibinden, kudretin azameti altından kendine bakarsan bu bilmek İrfan. Bulamayan da hakkı bulamamış olursun. Bunun adı da Cenab-ı Hak'taki Hak ismine mazhariyettir. İlim irfana dönüşüyor. Kendi kavsiyelimi mi? Artık tefekkürünü çoğaltabilirsin. Şu anda ona yönelemedim. İnsanı para pulla değiştiriyoruz. Mesela bazıları para ve pulla değiştiriyoruz. Meta ile değiştiriyoruz. Verdiğine bak bakalım. Aldığına bak. Veriyorsun. Para, pul. Kendini değiştiriyorsun. Bir şey alıyorsun. Bak bir de okuyayım. Bakayım nereye hekim kurulacak. İnsanı para pulla değiştiriyorsun. Meta ile verdiğine bak, aldığına bak. Oysa ilmi verip irfanını, İmanı verip Rabbini almaktı.
kendini ne ile kendine, bak, kendini ne ile kendine var olmaya değiştireceksin? Yani kendini ne ile var olmaya değiştireceksin? Kendini vermek istiyorsun. Ne muta? Ne almak istiyorsun ki kendini veriyorsun? İnsanı insanla değiştirmeyeceksin. Nerede kaldı cennetle? Mülk var olmayı bırak. Mülk var olmayı bırak. Ünsiyeti hak olmaya çalış. Mülkte var olmayı bırak. Ünsiyeti hak olmaya çalış. Yoksa insansızlaştık. Yoksa insansızlaştık. Çünkü insan insansız insanlaşamaz. Toplumda pek insan az olursa, büyüklerin dediği gibi, kaftul rical var. Usta bir çok zikirler derdi. İnsan çok ama insan yok. Yoksa insansızlaştık, yoksa bizi temsilen putlarımızı diktik. Mesela, bizi temsilen putlarımızı diktik. Kendi putlarımızı mı aldık? Evet, önümüze. Onu sevdiğini zannediyorsun ama, kadını sevdiğini zannediyorsun, parayı sevdiğini zannediyorsun ama aslında kendine tapınma. İçimizi önümüze koyduk. O biziz. Kendi ürettiğimiz putlar aynı cahiliyedeki. Kendileri yapıyorlardı. Evet. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Kendini ona koyduk. Emre derse gel. Bırak çık oradan. Derse gel. İçim dışımda, dışım içimde dersiniz ya aslında. Aslında bir mana öyle oluyor yani. Evet. Yani içimi dışarıya koydum, orada görüyorum kendimi. Dinehum dinaruhum. Dinehum dinaruhum kıbletuhum insanuhum. İbrahim vari olduğuna. Evet, İbrahim. Ya. Yoksa bizi temsilen putlarımızı dışarıya diktik. Arabamızın markası, hangi semtte oturuyorsun, nereden giyiniyorsun, nereden yiyip içiyorsun gibi. Çok enfüsü oldu abi. Çok enfüsü oldu. İnsanlar birbirlerini, insanlıklarını, bak, insanlar, insanlarla insanlıklarını sormuyor. İnsanlar, insanlıklarımızı sormuyor. Kullandıklarımızı soruyor. Nereye biniyorsun? Nereye sahipsin? Kimle evlisin? Markan var mı? Kalyen var mı? Bize insanlığımızı sor. İnsan ne kadar insansın? Ey insan, sormuyor. İnsanlar birbirlerinin insanlıklarını sormuyorlar, kullandıklarını soruyorlar. Onunla ona anlam ve libas veya kimlik giydiriyorlar. Kendimizi unuttuk. Onu koruyalım derken kendimizi ortadan kaldırdık. Oysa onunla anlamlanacaktık. Onunla bir yere taşınacaktık. O gayi maksat değildi. O vasıtaydı, malzemeydi. Maksat mı? Maksat oldu. Vasıta maksat. Şeydi, tahayyül ve tasavvurunu burada itikadı mı zannediyor? Gibi o vasıtalar maksat o. Kur'an bile vasıtadır. Peygamber bile vasıtadır. Bütün bu yaratılışın bütününe baktığınızda öyle çıkıyor. Öyle. Çünkü Allah kendini kendine inşa et. Çünkü sen benim sırrımsın. Ben de senin sırrınım. İnsan ile Allah mabeyninde hiçbir şey yoktur. Berzahta yok. Vasta amaç olmuş. O zaman her şey alt üst oluyor. Alt üst oluyor. Kendisini unutmuş. Vastayı koruyayım derken, meslebide şöyle bir şey var. Bir şeyi koruyayım derken çok şey kaybediyor.
gölgemizi önümüze almış koşuyoruz. Koşuyoruz. Arkamızdan o bize koşacağına. Onunla ona anlam ve libas veya kimlik giydiren, giydireceksin. İnsan olan insanı sorar. Kepiki benim insanlığımı kim sorar? İnsan olan insanlığımı sorar. Surette olanlar da suretimi sorar. Mesela bu ben sorayım siz cevap verin. Üniversiteyi bile desinler diye okumuyor muyuz? Çocuğa diyorum ki işletme okuyor, hiçbir şey yaramayacak. Bilmem ne okuyacak. Ne okuyorsun? Bir diploma. Ya diyor, akrabaya mı diyeceğim, bir diploma olsun. Ya diyor, evleneceğim diyor. Vesaire. Meta için ömür veriliyor. Meta için. Verdiğin meta. İnsan olan insanı sorar. Bu cümle çok acaba. Başka? Meta tarafımı soranlar, ben defterde böyle yazarsınız değil mi? Böyle gider. Böyle. Benimkisi böyle yazılıp böyle gidiyor. İnanın. Normal abi. Sizinki normal ha. Vallahi böyle gidiyorum. Bak altına diyor ki, devamı şurada. Şöyle, devamı şurada. Tamam. Şimdi bir daha. Meta tarafımı neye biniyorsun? Neyin var senin? Avama mı? Evime mı? Soranlar kimmiş? Soranlar karşısında haşa kendimi Karun ve Firavun zannettim. Mesela akrabalar gelmişti. Oğlum bir baltaya sap olamadın. Neyin var lan? Nereye sahipsin? Kariyer. Bir şeyin? Neyin var? Bir oradan o ses geldi, soru. Bir oradan o ses geldi. Ulan tövbe estağfurullah, kendimi Karun zannettim ya. Ulan servet. Hiç kimse bana insanlığımı sormuyor. Oğlum ne sen oldun? Bir araya gelince ne konuşuyorsun? Kardeş, insan nerede? Suretiyle insan kimmiş biliyor musun? Şimdiki insanların nazarında. İnsan suretiyle kaş değil, bir şair demiş, kafama kalmış bu. İnsan suretiyle, insan suretiyle kaş değil, insan manaya değil. Manada da değil. İnsan suretiyle kaş, kaşıyla insan değil. İnsanlığımı sormuyor kimse. Hatta öz eleştiri yapacağım. Ne kadar okudun? Kaç kere okudun? Mesela, tamam mı? Yani onunla ne kadar anlamlandın? Nereye taşındın? Yani bazı insanların bilgiye ihtiyacı yok biliyor musunuz? Eyleme ihtiyacı var. Namaz kılınması gerektiğini herkes bilir. Bütün Müslüman bilir. Müslüman değil. Tabii Müslüman olmayan bile bilir. Biliyor. Hangi nur talebesi var ki bu şey ama ya hani şurada bu serbest bölgeye hakim olmanın hakim olman yolu neydi? Hakim olmaya çalışmaman. Peki nasıl iktidar ele alacağız? Terk. Terkler. Terk. Bakis. Mesela 11-12'de oturdun, YouTube'u seyrediyorsun, sabaha kadar alayıp tövbe ediyorsun. Sonra sabah namazını kılmadan ediyorsun. Sabaha kadar üniversite dersine çalışıp sabah namazını kılmayan, uykuya dalan insan biliyor. Sürette yeni sındık. Surette sen, ben, aynı şey. Bak, bir de dinler misiniz? Surette sen, ben, aynı şey. İnsanlar suretten aynı. İçeride
her şey, her şey. Ama dışarıda bir şey. İçeride her şey, her şey. Dışarıda herkes bir şey. Gafur. Bir daha. İçeride her şey, her şey. Dışarıda bir şey. İnsan. Bedenden, bunu da unutma, bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan da ruhtur. Kulü ruhu min emri Rabbi okurken, 29 sözde yazdı. Rum'dan üfledim bu olsun. Doğan fazla. Ruhtan doğan dedim, doğrultu değil mi? Üflemekten, ruhumdan üfledim. Bedenden doğan bedendir. Ben annemden bedenle doğdum. Ruhla, ruh noktada annemden doğmadım. Abi siz ne dediğinizin farkında mısınız Allah aşkına? Bir bedenden simbiyon altı mehmetler doğar. Bir dakika ya, ben ilkinde anlamamıştım abi ya. Öyle bir anlamı, ne anladın? Subhanallah, ne anladığımı söyleyeyim mi? Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur diyor. Üfleme devam ediyor diyor. Devam ediyor. Kesilmez ki. Ruh, bizim gibi değil o. Ruhtan doğan ruhtur. Üfürülmeye devam ediyor. Nef var. Şöyle. Nereden başladı? Ezelden ebede. Devam etmesin niye? Nereden bağladınız? Yani ruhtan doğan ruhtur diyor ya. Ruh, bak kesilmez ki hiç. Öfledim, tamam. O mahlukata ait. Kesintidir. Taayyum ve teşahhus. Sonlu olamaz manasında. Evet. Tamam, oldu. Allah, Allah'ın mahluk olan iki sonludur. Yani doğum gibi. Doğdu, bitti irtibatı. O beden. Bedendir. He. Bedenden ama, doğan bedendir. Tamam. O beden, beden olana da ölüm ona haktır. Küllü nefsin zayikatın mevt. Beden yaşayanlar ölecektir. Çünkü ölmemişler, ölecekler. Bedenen ölenler ölmeyecekler. Zaten öldüler. Ölen ölmez. Kullu ruhu min emri Rabbi yok. Şey tövbe. Küllü nefsin, küllü ruhun zayikatın mevt. Değil. Küllü ruhun yok. Yani. Evet. Küllü nefsin zayikatı meft. Küllü ruhun zayikatı meft yok. Küllü ruhun min emri Rabbi devam ediyor. Zat. Nerede devam ediyor? İlim anlayışını, anlayışını görmeni, anlayan görür yoksa bakar. İlim anlayışını, ilim anlayışını, anlayış görmeni, anlayan görür, görmüyorsa bakar. Senin, seni bilmek necatındır senin, zahirde dünyada oturursun, vahiy ile beslenir ta ki orayı burada, burayı oraya taşımak için. Buradasın, orayı yaşarsın. Neyi nasıl bileceğiz ki? Burada orayı, bak buradan, buradasın, orayı yaşarsın. Peki neyi nasıl bileceğiz? Neyle? Cevap, her bilme varoluştur, taayyundur. Her anlayışın, zanların sana perde olmasına fırsat verme. Farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Bak, farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Hemen bana teslim olmalar. Söyledik değil mi? Sorgula. Ben dedim gibi miskin, dedim diye miskamber gibi kabul etme. Çiğni cemaatını, meslek ve meşrebini sorgula. Bediüzzaman diyor ki, ben dedim diye kabul etme.
mihenge vurmadan alma. Düşünce üzerine düşünmek, anlayışı anlamak, körü körüne kabullenmemektir. Düşüncelerinden düşüncelerinle kurtulamazsın. Ya neyle? Vahisiz olmaz, olamaz. Çünkü vahiy aklı yapan ve planlayanındır. Peki bunu nasıl yapar muvaffak olurum sorusuna cevap, disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Disiplini yaşayacaksın. Ya, genellik mi abi? Efendim? Genellik mi? Gibi anlısı disiplin. Evet. Vahkemat'ta diyor abi, akılla nakil çarpışırsa diyor. Evet. Akıl esas, nakil ona tevil olunur. Ama akıl olsa gerek diyor. Bunu yani bizle nasıl olacak? Yani akıl olsaydı biraz kurtarıyor mevzu. Evet, şeydir. Akıl olursa nedir o aklı? Vahiy bağladın ya. Yani akıl olabilmesi için disiplin, işte onu cevap verdim. Mesela akıl olsa gerektir demeseydi durum kötüydü. Evet. Akıl tabii çok kötü olurdu. Akıl nasıl akıl olur? Disipline olmuş. Yani her estiğinde öyle olan değil. Aslında akıl vahiy ile akıl olur. Akıl vahiy ile olmazsa zekavet olur. Olur. Onu anlatıyorum gibi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela akıl ikide bir esiyor. Yani farklı rüzgar esince öyle düşünüyor. Bunlardan kurtulmanın yolu sabit bir, nereden ne eserse esin, düşünce sabit olacak. O da vahiydir. Bir insanın akıllı ve zeki olduğunu nasıl anlarsın? Sen kendini. Vahye tabi olan insan akıllıdır. Vahye tabi olmayan akıl zekidir. Sıfatındadır. Peki ne yapacaksın? Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Yani farklı düşünebilme zenginliği. Bu dersin amacı bu. Zengin düşünebilmek için malzemeler vermektir. Yani bir tasavvuf sohbetleri gibi veya birisine hitap eder gibi bir sohbet değil bu. Yani doğru olduğunu da ben de bilmiyorum zaten. Ama işine yararsın, alırsın. Dinin nasıl olmadığı için atarsın çöpe. Bir şey de mesul da olmasın, merak etme. Malzemeyi atıp çıkana bak, ona göre. Ne çıkıyorsa. Disiplin çeşitleri, disiplin ne demek? Böyle şöyle yaşa, böyle yaşa kastetmiyor. Hayatın kuralları. Disiplin düşünce çeşitlilikleridir. Unutma. Disiplin düşünce çeşitliliğidir. Mesela bir meslevi yeterken, sözler yeterken mektubat nereden çıktı? Disiplin olmak için. Bir hikmeti. Bak ne diyor? Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Düşünceler disiplinlerdir. Peki, Risale-i Nur'u kelimelerine şöyle bakacaksın kardeşim. Şimdi bak. Kavramlar adrestir, uydurukçasıyla objelerdir. Olgulara götürür seni kavramlar. Tasavvur kavramdır. Objedir felsefede. Seni bir yere götürmek içindir. Bunun için okunmaz. Bunun için okunmaz. Bunu tahtada bu var. Ne var? Olsa ne olur, olmasa ne olur. Elma. Mesela elma deyince hiç kimse dört harfe gitmez. E-L-M-A-A. Evet. Yok. Yani elmadan kendisine gidiyorsun. Bakın kavramlar çok önemli. Yani kitaplardaki kavramlar adrestir. Objeleri olgulara seni götürür. Nesnelere götürür. Özneye götürür. Özne. Oraya götürmek için. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Mesela Errahmanirrahim Rahmanirrahim ikisinin cemi Allah'tır Allah. Cemülcem. Zat. Bir Rahman dünyaya, Rahim ahirete, Cemülcem Allah'a, zata bakıyor.
Kavramlar adrestir, objeleri olgulara, yani asıllarına, özneye götürür. Kavramlar kastettiği şeyler değil. Misal, arş-ı azam kavramı adrestir. Ona işaret eder ama bu yazı o değil. Olanın yolu fikir, düşünceler o yoldaki vasıtalardır. Tefekkür, sahi nazarı ile bakmaktır. Tefekkür, sahibi nazarı ile bakmaktır yazacaktım herhalde. Tamam. Yani ona hapsolma. Yani tabirler elma gibidir. Oo, ne kadar lezzetlidir ya, ne kadar hoştur. O bir objeydi. Nesnelerdir. Aslına götürmesi lazım. Onun içindi zaten elma. Yani rızıktaki tatmaklar, lezzetler, kokular şükrün davetçileri dillerdir. Gaye oydu. Dair muktezi illi gaye. Evet. Buraya götürüyor. Mekan hakkında bir şey demişiz. O Yasin'in dersinden herhalde almışız. Uzak yakın az çok kavramları ortaya koyarak vahiy, ne o? Vahidiyetin ehadiyet olarak gözükmesine vesiledir. Bu çok hoşuma gittiği için yazdım. Yasin'in dersinde. Yazmışım zaten. Başka? Mekandan münezzeh olursa her mekanda var olur. Ezel adeta İmam-ı Mübin'e, ebed ise Kitab-ı Mübin'e cemi gibidir. Yani şöyle denilebilir. Şuurat-ı zatiyesinin beşi merkezden, memnuniyet, iftihar gibi mahlukatın Rabbul Alemine doğru dönüştür. Memnuniyet ve iftihar. Mesela şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddes, şefk-i surur-i mukaddes, lezzet-i mukaddes. Merkezden muhitadır. Yani Allah'ın mahlukata doğru yönüdür. Mahlukatın tenarımından lezzetlenmesinden, memnuniyetlerinden mi? Kabilete dönüşmesinden iftihar ve memnuniyet. Memnuniyet oluyor. O zaman iftihar ve memnuniyet dönüştür. Şimdi bu neye benziyor? Merkezden muhita ezel, o beş tanesi, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk ve surur ve lezzet-i mukaddes. Bunlar ezel desek, mahlukatı ortaya çıkarttı. Mahlukatın bir kuvve, istidatların bir fiil, yani kabiliyete dönüşmesinden Allah'a bakan yönüyle de evet. Ona ebed diyor. Ben de tam tersi düşünüyorum Hasan abi ya. Olabilir. Çünkü bu mutlaka doğrudur değil mi? Yani ben nihayete baktığım zaman, ben yani nihayete bakıyorsun, şeye bakıyorsun Hasan abi, yani mahluka bakıyorsun. Yani Allah'tan o beş madde, Allah'tan mahluka, mahluktan Allah'a olan sonu yok yani Hasan abi, anlatabiliyor muyum? Yani biz başka bir yere gitmiyoruz. Biz Allah'a doğru gidiyoruz. O yüzden nihayetse gidiyoruz abi. Zaten buradan tersi demedik. O tersi değil ki. Tamam. Allah-u Ekber. Evet. Bitti mi abi? Ne kadar var? Abi şu an çok bir çeyrek geçiyor. Bitti. Yani biraz herkes yorgun. Bugün tamam. Gün ya. Abi bir iki sualimiz olabilir mi acaba? Tabii. Kuşun kalem olan var mı? Var abi. Ver. Evet, seni dinliyorum. Abi mesela şeye biraz takıldım. Melekelerden bahsettiniz ya sana bazen. Melekelerden bahsettiniz ama melekeler şunu mu anlamalıyız abi? Yani melekler artık esmayı talim ettiler. Sürekli artık aynı şeyi zikrediyorlar, zikretmeye başlıyorlar. Yani nasıl ifade edeceğim? O değil mi abi? Değil. Yani meleke, şunu söyleyeyim abi. Mesela o çok basit bir hayat. Mesela bir şey, şöyle bir soruyla biraz açayım kendisi, birinci sorumu abi. Mesela siz arabaya bindiniz ya, benimle konuşuyorsunuz ama
hiç bakmadan vitesi boyuna ileri geri yerine yerleştiriyorsunuz. 3'ü, 5'i, 4'ü az bir frene basıyorsunuz falan. Yani o ne yaptığınızın farkında değiliz. Akşam eve gittiğiniz zaman size sorsam işte şurada hangi vitesi attın, işte şurada nasıl yaptın hiç farkında değilsiniz. Ya yani bu bütünlükle o melekelerin dışa çıkması. Bunu yapan kim? Yani bunları yapan siz tefekkür halindeyken o vitesi değiştiren, direksiyonu döndüren kim abi? Yatakta yatıp da, yatakta başka bir yerde bir sürü iş yapıp da faturası buna çıkandır. Peki ruh aynı anda nihayetsiz işi bir iş gibi yapar. Bir iş bir iş imali değil. Ruha. Refleksler ruhtan mıdır Hasan abi? Tabii. Ruh ana temadır. Ya hayatın içindedir refleks. Ruhun dört sıfatı var. Zihayattır, zihşurdur, kanun ve vücud harici. Refleks zihayatın içindeki sıfattır. Ana kaynak ruhtur. Peki abi meleke şeytana tabi olamaz mı? Melekelerimiz mi? Evet. Melekelerimiz tabi olur tabi. O melekeler gelişirse. Mesela evet. Zaten insi şeytan diyor. İnsi şeytan diyor. Bravo. Evet. İnsi şeytan oluyor. Mesela sokakta şimdi dolaşan hep insan mı zannediyorsun? İnsan söylüyor. Şaka demiyorum. Tamamen ruhları şeytandır. Mesela zeylemekten rezil alıyor. Ne anlatırsan anlat. Ayet gösteriyorsun, şey gösteriyorsun. Adam hiç adam tahammül edemiyor yani. Vallahi mesela havuzdan çıkıyorduk belediyenin yüzme havuzunda. Ondan sonra biz tabii 7-8 şeydik. 8-9 grubu geliyor. Aynı soyunma odasına ayakkabı çıkarttığımız yerde. Ben de o kalabalıktı. Yani ayakkabı giyenler, ayakkabı çıkaranlar. Aynı. O kalabalık. Ya dedim dünya böyledir işte. Gimi dolar. Bizim aynı anda boşanır. Gelen gider, giden gelir. Aynı yerdeyiz. Ben çıkar giyince hem siz çıkartıyorsunuz. Dünyada böyledir. Orada bir tanesi çıktı. Ne demek istiyorsun dedi. Ondan sonra ötekisi falan. Anlamadın mı ne demek istedi? O zaman dedi anladım yani demek istiyor ki ahiret vardı. Öyle bir şey yok dedi ya. Ne ahireti dedi. Ayaküstü. Onu hemen ayaküstü. Sonra baktım yani muhatap olayım olmayayım diye böyle. Var yani 60'ın üzerinde adam. Ondan sonra yok dedi öyle şeyler dedi ya. O bir tanesi sonradı. Gidince görürsün dedi. Tamam mı? Girirse şey bir tanesi de kız orada. Girirse bilmem ne şey olursa görürsün dedi. Bir de şey yaptı. Ortalık kızıştı. O da dedi ki sonra kim gidip de geldi deyince söz bana düştü. Ben dedim. Ben oradan geliyorum. Oradan mı geliyorsun? Yanımda mıydın sen benim? Hayatımın her safhasında yanımda mıydın? Evet oradan geliyorum. Gelmediğimi söyle bakalım. Durdu. Nasıl diyecek şimdi oradan gelmedi? Ben oradan geliyorum. Nasıl sen gelmiyorsun desen yine atlaşır. Ben oradan geliyorum. Ona delilim de bütün sistemimdir. İsteklerim hiç dünyaya benzemiyor. Öbet istiyorum, sonsuzluk istiyorum, sonsuz yaşamak istiyorum, dert keder istemiyorum. İnanan ve inanmayan maddenin fonksiyonudur mu dedim. Çekip gittim baktım, sessizlik şey yaptım. Yani sen mi geldin diyor ya. Ben oradan geliyorum deyince, sen mi oradan geliyorsun? Benim her safhamda yanımda mıydın? Evet oradan geliyorum. Gelmediğimi söyleyebilir misin dedim. Ben oradan geliyorum. Allah. Bu sefer. Şey bu çıktım işte biraz önceki o konuya işte cevap olsun diye yani kim o şeytan işte adam insan suretinde haza şeytan niye tahammül ediyorum ya ben bir şey demedim korku bu dünya böyledir dolar boşalır geliriz doldururuz burası olduğu gibi dedim yani demek istiyorum dünyada da rahatsız ettiniz adamı. Tabii canım adama sen dedin ki sen kendini kaybetmişsin bir ara bakayım kendini ara bul dedin adam. Hani ismi kuva ya melek şeytan kuva enerji sizin verdiğiniz enerjiyle bu enerji hani o karmaşık. Anladın mı? Sesiniz. Ama bu kadar nasıl bir dehşet aldı ne demek istiyorsun dedi. Ben hiçbir şey demedim.
demek. Bir baktım böyle. Ondan sonra ayakkabı çıkarıyor, ben giyineceğim. Dedi ki, ne dünya ahiret dedi ya, dünya ahiret ne var dedi, bunu da anlamayacak dedi. Ya, kim gidip de gelmiş dedi. Neresi dedi, öyle bir yer yok dedi. Kızdır sol tarafı. Gidince görürsün dedi. Onun ikisi de duymamazlıkla geldi ama gidince dedi sana dedi şöyle şöyle yaparlar dedi. Tamam mı? O kızdı böyle genç birisi. Ondan sonra bir şey diyemeyince öpten kapı kapı bir anda saldırıya da uğradı yani. Ya dedi öyle dedi gidip de gene var. Var dedim benim dedim. Sen mi oradan geldin? Eğer safamda sen yanımda mıydın? Evet oradan geliyorum. Yanımda mıydın senin dedim her benim de safamda. Ben oradan geliyorum. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ